أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimize Kaf suresinden başlayacağız. Kaf suresi Mekke'de nazil olmuş surelerden birisidir. 45 ayetli bir sureyi celile. Baştan itibaren 50. sure, iniş sırasına göre 34. suredir. Şu bilgiyi aklınızda tutarsanız faydalı olur. Genel olarak ilk bakışta bir surenin Mekke ya da Medine inişli olduğunu anlayabilmeniz için ayetlere bakın. Ayetler kısa kısa ise Mekke'dir. Ayetler uzun uzun ise Medine'dir. Şimdi bu dersimizde yapacağımız iki surede Mekke'li surelerdir ve ayetlere dikkat edin, kısa kısa ayetlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Huruf-u mukatta. Huruf-u mukatta'nın 5 harfli formatında olanlar, 4 harfli olanlar, 3 harfli, 2 harfli olanlar var. 1 harfli olan da var. Sure başlarında. Bu onlardan birisidir. Kalem suresi gelecek. Nun diye başlayacak. Bu da bir diğeridir. Vel Kur'anil Mecid. Pek yüce olan Kur'an'a yemin olsun diyor Allah-u Azimuşşan. Pek değerli ve kıymetli olan Kur'an'a yemin olsun. Yemin ediyorsa Allah-u Azimuşşan, önemli bir şeye dikkat çekecektir demektir. Mevla'nın buyurduğu, duyurduğu her şey önemlidir. Ama çok daha dikkatli olmamızı istediği yerlerde, çok daha üzerinde derin derin düşünmemizi istediği yerlerde böyle yeminler eder Allah. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum. O kafirlere, onların içlerinden bir uyarıcı geldiklerinde şaşırdılar. Garipsediler. Ve kalkıp dediler ki fekâle kâfirûne hâdâ şeyhün acîm. Bu acayip bir şey ya dediler. Daha önce hiç duymadığımız şeyler bunlar dediler. Peygamber Efendimiz'in onlara bildirdiği, Kur'an'ın onlara söylediği şeyler daha önce duymadığımız şeyler dediler. Duymuşlar ama daha önce duydukları halde inanmadıkları şeyler. Nedir onlar? Şimdi ayetler onlara açıklayacak. Gariplerine giden, kafirlerin gariplerine giden şeyler. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Biz ölüp toprak olacağız. Ondan sonra yeniden diriltileceğiz, öyle mi? Ölüp toprak olduktan sonra yeniden diriltilme. Çok gariplerine gidiyormuş. Arkasından da eklediler. ذَٰلِكَ رَجِعُنْ بَعِيمًا. Çok uzak bir görüştür. Yani inanılacak gibi değil deriz ya biz Türkçe'de. İnanılacak gibi değil yani dediler. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ. Allah-u Azimuşşan buyuruyor ki onların bedenlerinden toprak neyi eksilttiğini, neyi çürüttüğünü çok iyi biliyoruz. Evet, onlar diyorlar ya hani toprak olup gittikten sonra yeniden diriltilmek inanılacak bir şey değil. Biz de biliyoruz, evet. İnsanın bedenini toprak çürütecektir. Hiçbir şey kalmayacak geriye. Efendimizin bir hadisinde bildirdiği kadarıyla ancak insanın kuyruk sokumundaki bir kemik parçası kalacak, o çürümeyecek diyor. O çürümez diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yeniden diriltimi ondan olacaktır diyor. Ancak o çürümeyecek, onun dışındakiler çürüyecek. Allah-u Azimuşşan da evet biliyoruz biz de diyor, insanın bedeninin yeniden tamamen toprak olacağını biliyoruz. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Her şeyi yanımızda muhafaza eden bir kitap var.
Şimdi müfessirler bu her şeyi muhafaza eden kitaba yeni açıklamalar da getirmeye başladılar. Açıklamalardan birisi de şu. Hani insanın nasıl hücrelerinin, bedenlerinin içinde DNA şifreleri bulundu ya, her hücreye gömülü olan şifreler var. Bu şifreler o kişinin bütün şahsiyetini şifrede tespit ediyorlar. Boyunu, göz rengini, efendim ten rengini, hastalıklarını, zafiyetlerini falan tespit ediyorlar ya. Şimdi bu ayeti kerimelerde Allah-u Azimuşşan onların bilgisi yanımızda saklıdır derken o DNA'ya da işaret etmiş olabilir diyorlar tefsir alimleri. Niçin? Hiçbir şey kaybolmuyor çünkü insan. İnsan çürüyor, adı sanı tamamen kaybolup gidiyor. Öyle zannediyoruz biz. Yani tarihte nice insanlar gelmiş, geçmiş, yaşamış. Biz ancak tarihe mal olmuş, faaliyetler ortaya koymuş insanlar, işte kralları falan tanıyoruz. Biliyoruz, tarih kitaplarında yazıyor. Ama o kralların hükmettiği memleketin vatandaşlarından adı sanı okunmayan insanlar var. Ama Allah'ın azimli şanı katında hiçbirisi kaybolmuş değildir. Hiçbirisi unutulmuş değildir. Hepsi ahirette ikinci sur üflenince yeniden diriltilecekler ve Allah'ın huzuruna yaptıklarıyla birlikte çıkacaklar. Bel kezzebû bil hakkı lemmâ câhû. Doğrusu şu ki onlar kendilerine gelen Kur'an'ı yalanladılar. Gerçek ve hak olan Kur'an'ı yalanladılar. فَهُمْ ف۪ي اَمْرٍ مَر۪يجٍ. Onun için böyle şaşkın durumdalar. Kur'an'dan habersiz olan insanın durumu şaşkın insanın durumuna benzetiyor. Öyle ya, Kur'an sana bir yol gösterecek. Sen yol göstericini kabul etmiyorsan, onu imha etmişsen senin kendi gönlünde nereye gideceğini, hangi yolun sabah, hangi yolun çıkmaz olacağını nereden bileceksin? Elinde bir harita, bir pusula var. Haritayı yaktın, pusulayı vurdun taşa, parçaladın. Nereye gideceğini nasıl bileceksin? Şaşkınlık buradan kaynaklanmıştır. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ. Onlar üzerlerindeki, hemen kafalarını kaldırdıklarında görecekleri gökyüzüne bakmıyorlar. Bakmış olsalar, كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. Bizim onu nasıl bina ettiğimizi, nasıl o gökyüzünü şekillendirdiğimizi görürler. Ve zeyyenna, aynı zamanda onu nasıl süslediğimizi de görecekler. Ve ma laha min furuc. Hiçbir eksiği ve gediği yoktur. Gökyüzüne bakın, semaya bakın, uzaya bakın, hiçbir eksiklik, hiçbir aksaklık bulamazsınız. Her yaratılmış olan gezegen, yıldız, uydu, ne derseniz deyin, hepsi yörüngesinde yüzü akıp gidiyor. Gökyüzüne baksan yine anlayacaksın Allah'ın azimuşşanının varlığını. Gökyüzüne baktık, ondan sonra gözümüzü yeniden, bakışlarımızı yeryüzüne çeviriyor Allah. Vel arda, yeryüzüne de baksınlar. Medednâhâ, yeryüzünü biz yaydık. Yeryüzü aynen bir döşek gibi, bir yaygı gibi yayılmıştır. Ve elkayna fiha rawasi. Aynı zamanda o yeryüzüne sağlam dağlar diktik. O dağların yeryüzünün çivileri olduğunu gördük değil mi ayet-i kerimelerde? Ve enbetna fiha min kulli zevcin behic. Aynı zamanda o yeryüzünden her güzel çiftten bitkiler yeşerttik. Her bitki çifter çifter yeşertildi Allah-u Azimuşşan tarafından. Tabsıraten ve zikra li kulli abdin muni. Peki kime söylüyor şimdi bu baksınlar görsünler diye? Bu bakış, gökyüzüne bakış, yeryüzüne bakış insana ne kazandıracaktır? Bu ayette saklı işte. Tabsıraten bir o insan
gözü gönlü açılmış olacak. Gözünün gördüğünü gönlü de kabul ederek Allah'ı tasdik edecek. Ve zikra, ikinci olarak da ona Allah'ı hatırlatacak. Yani bütün bu kainatın, bu sistemin bir düzenleyicisi olduğunu hatırlatacak. Gökyüzüne baktın mı Allah'ı hatırlarsın, yeryüzüne baktın mı Allah'ı hatırlarsın. Onun için bak diyor Allah. Yoksa böyle seyret, oradan efendim duygulan, şiirler yaz diye değil. Şiir de yazamadım. Allah'ı da hatırla. Kimlerdir peki bu gökyüzüne, yeryüzüne bakınca Allah'ı hatırlayacak ve gönül gözlerini açacak olanlar? لِكُلِّ عَبْدٍ مُن۪ي Hakk'a yönelecek olan kullar. Yani doğruyu kabule hazır kullar. Ön yargılı değil. Efendim alıcılarını Allah'a karşı olan, alıcılarını Hakk'a karşı olan alıcılarını kapatmış değil. Ya arama içinde, arayış içinde olan insanlar bulacaklar. Sonra devam ediyor Allah'u azıymış. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا Sonra biz gökyüzünden mübarek bir su indirdik. Bereketli bir su manası bu. Bereketli, öyle bereketli ki onun bereketiyle efendim ağaçlar yeniden yeşerir, çatlamış olan toprağa yeniden cem gelir. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَس۪يمِ Gökyüzünden inen o yağmurlarla birlikte biz bağlar bahçeler bitirdik. Yemyeşil bağlar bahçeler bitirdik ve de ekinler de bitirdik. Hem yeşillikler hem de insana rızık olacak ekinler gökyüzündeki bereketli suyla bitiyor. Başka neler bitirilmiştir suyla? وَالنَّخْلَ Aynı zamanda hurmalar da bitirdik. وَاسِقَاتِ Uzun boylu hurmalar. Yani yüksek ağaçlardaki hurmalar. Hurma ağacı görenleriniz var mıdır içimizde? Vardır. Hurma, yani yetişmiş bir hurma ağacı uzun olur. Ona çıkışta şimdi artık merdiven dayayarak çıkıyorlar. Öyle topluyorlar ekinleri ama eskiden nasıl toplanırdı? Böyle dal dal çıkıntıları vardır. Aynı basamak gibidir. Basamak şeklinde kullanırlar gövdedeki. Oraya basamakları basıp tırmanarak çıkarlar. Böyle yüksektir yani. Öyle ağaçlar ki bunlar لَهَا طَلَعُنْ نَظ۪يدٍ Böyle salkımları üst üste binmiş. Hurmayı olmuş haliyle ağacında görenler hatırlasınlar. Her bir salkımı bir çuvalı dolduracak kadardır böyle. Üst üste binmiş hurma salkımları. Genişte böyle bir üzüm salkımı gibi değil. Yüzlerce üzüm salkımını bir araya toplayın getirin onun gibidir. Niçin bütün bunlar? Ağaçlar, ağaçların meyveleri, yerdeki bitkiler, hurmalar niçin? Rizkan lil'ibad. Kullara rızık olsun, yesinler diye. Bunlardan rızıklansınlar diye. وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا Aynı zamanda biz bu gökten indirdiğimiz suyla ölmüş, kurumuş toprağa da can verdik. كَذَٰلِكَ الْبُرُوجِ Aynı böyle sizin de yeniden topraktan, mezardan çıkartılmanız, yeniden Allah'ın huzuruna getirilmek için can verilmez, aynı böyle olacak işte. Allah ölmüş toprağı yeniden canlandırıp yeşertiyor ise günün birinde sizi de tamamen toprak olmuş bedenlerinizi bir araya getirip topraktan çıkartacak yani. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir teselli ayeti geldi. Efendimiz imana davet ediyor. Mekke müşrikleri inat ediyorlar. İman eden çok az. Etrafında toplanan çok az. Gerisi hepsi cephe alıyorlar. Şirke koşuyorlar. Böyle cehenneme koşuyorlar ateşe. Efendimiz de Mekke müşriklerinin bu tavırlarından çok üzülüyor, üzüntü duyuyor.
Allah-u Azimüşşan zaman zaman Habibini bu ayetlerde olduğu gibi teselli ediyor. Bakın ne buyuruyor. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ Habibim, bu Mekke müşriklerinden önce de Nuh kavmi yalanladı. Nuh'un peygamber olarak gönderildiği toplum da peygamberini Allah'a yalanladı. Ve ashab-ı Rassi, Ras kavmi de yalanladı. Res kavmi. Ve Semud kavmi de yalanladı Salih Aleyhisselam'ın gönderildi. Ve Adun, Ad kavmi de yalanladı. Hud Aleyhisselam'ın gönderildi. Ve Firavun da yalanladı. Hatırlayın Musa Aleyhisselam'ın mücadelesini. Ve İhvan-ı Lut. Lut'un kardeşleri de yalanladı. Lut'un peygamber olarak gönderildiği o toplumda peygamberini Allah'ı yalanladı. Onun için üzülmene lüzum yok. Yani takdir böyle. İsteyen yalanlar, isteyen iman eder diyor Allah'ın azimuş. Ve ashabul eyketi. Eyke kavmi de yalanladı. Şuayb Aleyhisselam'ın gönderildiği. Ve kavmu tübba. Tübba kavmi de yalanladı. Yemen taraflarında yaşayan bir toplumu olduğunu daha önce öğrenmiştik hatırlarsanız. Yemen taraflarında yaşayan bir topluluktur bu Tübba. Tübba da o toplumun yöneticisine verilen bir unvan. Kral unvanı gibi bir unvan. Kullun kezzebatır. Bunların hepsi peygamberlerini yalanladılar. Yalanladılar ama فَحَكَّ وَعِيدٍ Benim onlara vaat ettiğim azap hakkı, azap da gerçekleşti. Allah-u Azimuşşan iman edene cennet, iman etmeyene azap ve gazabı vaat etmiştir ya, bunların peygamberleri yalanlaması yanlarına kâr kaldı zannetme. Bugünkü müşrikler de, Habibim sana inanmayan müşrikler de bu yaptıklarının yanlarına kâr kalacaklarını düşünmesinler. Onların nasıl başına belayı, felaketi gönderdim, bunların da başına felaket gelecektir. اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ Yine tekrar, öldükten sonra dirilişe bir işaret var bu ayette. Yoksa ilk yaratışta biz aciz mi kaldık, öyle mi düşünüyorlar? Yaratamadık mı yani? Yarattık, bakın dünyaya geldik. Dünyayı yarattı Allah'ın azimuşşan. Kainatı yarattı, kainatın içindeki canlıları da yarattı. Var mı bir eksiklik? Bir zorlanma oldu mu? Hayır. بَلْهُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ Aynı böyle, burada bir zorlanma olmadığı gibi tekrar yeniden bunların yaratılmasında da onlar hala şüphe ediyorlar. Böyle olmadığını onlar da biliyorlar. Fakat yeniden yaratılmakta hala şüphe içindeler. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Allah-u Azimuşşan buyuruyor ki biz insanı yarattık. Biz yarattık insanı. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Biz İnsanın içinden geçenleri de biliyoruz. İçinde ne fırtınalar kokuyor biliyoruz. Nefsinin ona ne kötülükleri fısıldadığını çok iyi biliyoruz. Veya içinden ne gibi planlar, programlar yaptıklarını çok iyi biliyoruz diyor. Çünkü وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيهِ Biz var ya biz azimuşşan, o insana şah damarından daha yakın. Bilmez miyiz? Biliriz tabi. Şah damarından daha yakındır Allah'ın azimuşşan. Çünkü şah damarını da yaratan Allah'tır. Bütün aza ve uzuvlarımızı da yaratan Allah'tır. Bize düşünme duygusunu veren de Allah'tır. Onun için çok iyi biliyorum. Hani biz Türkçe'de kullanırız. Ben bu insanın bunların ciğerini bilirim deriz. Yani bunu çok iyi biliriz manasında. Yani iç organlarına da nüfuz etmiş, bunların ciğerini biliriz deriz ya. Allah-u Azimuşşan buyuruyor ki,
şah damarından da yakınız. Çünkü onu da yaratan biziz. Onun duygularını da yaratan biziz. Mevla Teala Hazretleri bize şah damarımızdan daha yakın. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشُّمَالِ قَعِيدٍ Onun sağında ve solunda, insanın sağında ve solunda oturmuş iki melek var. O iki melek her şeyi kaydetmekteler. Kaydediyor. Hiçbir an kayıt dışı değil. Mevla Teala Hazretleri istediğini sildirir başka. Kayıtı sildirir ama kayıt devam ediyor. مَا يَلْفِضُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ O insan her söylediği sözü yanında kaydeden birisi var, onu kaydediyor. Hiçbir söz, hiçbir kelime, hiçbir düşünce, hiçbir hareket, hiçbir tavır kaçmaz yani. Mutlaka kaydedilecektir. Bu kadar da yakından takip ediliyor uzakmış. Yeni iş sahiplerini, işverenleri yeni buldukları bir yöntem var. İşçinin kaytarmaması için, iyi çalışması için başlarına, kafalarına, üstüne, tepelerine birer tane kamera koymuş. İçeriden de işçileri zaman zaman izliyor. Şimdi işçi artık bunu bildiği için iyi niyetli insan zaten kameradan önce de çalışıyor, görevini yapıyordu. Çünkü aldığı parayı helal ettirmesi lazım. Ama kötü niyetli insan kaytarıyordu. Ancak patron ya da işveren ya da müdür dolaşırken biraz işine sarılıyordu. Şimdi o imkan her an tepesinde kamera olduğunu bildiği için inanın kaytaramıyor. La teşbih ve la temsil. Biz Allah-u Azimüşşan'ın bu ayette anlattığı, bakın her söyledikleriniz kayda geçiyor ona göre. İtiraz edemeyeceksiniz, itirazınız kabul edilmeyecek. Kimseye bir şey de yutturamayacaksınız. Sözünü müminler, Müslümanlar olarak bizde bir anlayıverseydik, anlamış olsaydık, o zaman bakın düşünürken, konuşurken, adım atarken nasıl daha dikkatli olurduk? Çok farklı olurdu hayatımız yani. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ derken o insana ölüm sarhoşluğu çöküverir. Gelir ölüm sarhoşluğu. Biliyorsunuz sekeratü mevt diye de kullanılır Türkçe'de bu söz. Ölüm sarhoşluğu. Ölmeden önce insan artık ellerden, ayaklardan yavaş yavaş kan çekilmeye başlar. Ayaklardan soğumaya başlar. O gözü açıktır. Efendim belki dilinde de bir şeyler böyle söylüyordur, dönüyordur diye ama bu dünyayla alakası falan kesilmiştir onlarda. Perde açılmış, o gideceği yeri görüyor. Azrail'in yanındaki görevlileri görüyor. O anda artık tamamen Azrail'le baş başa kalmış. Sen ne söylesen, ne anlatsan, ne kadar haykırsan da bitmiştir artık onun bu dünyayla bağlantısı. Sadece nefes alıp veriyor. Ruh çıkmamış. Bir müddet sonra da ruh çıkar gider. İşte o hale sekeratül mevt deniyor. Kiminin hali uzun sürer. Kimininki kısa sürer. ذَٰلِكَ مَا كُمْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ Ona denilir ki, işte buydu senin kaçıp durduğun şey. Ölümden kaçıyordun ya. Ölüm hiç gelmeyecek zannediyordun. Bu dünyada istediğin gibi düşünün, istediğin gibi yazıyordun ya. İşte ölüm geldi, senin kaçtığın şey bu. وَنُفِخَ فِي السُّٰهُ Ondan sonra da sura üflenir, ikinci üfleyiş. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ İşte tehdit günü bugündür. İşte sana vaat edilen gün bugündür. Dünyada hep hocaların anlattığı, hep Kur'an'ın haykırdığı o gün var ya, öldükten sonra yeniden dirileceğiz, hesap vereceğiz, işte o günde geldi denilecek. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ O gün herkes ama herkes bir yanında mahşere götüren melek, bir de o kaydı tutan melekle birlikte Allah'ın huzuruna mahşere gelecektir. Bir onu delil yol gösterip mahşere götüren melek, sahip, bir de şehit ona
olaylara şahit olan, notunu tutan melekle birlikte herkes gelecek. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ona denilecek ki, doğrusu şu ana kadar sen bu ahiret gününü, sorgu suali hiç umursamıyordun. Hiç umursamıyordun. İstediğin gibi hareket ve tavırlarını devam ettirmiştin ya dünyada. İşte şimdi perde açıldı gözünden, perdeyi kaldırdık. Bugün artık senin gözün pek keskindir. Yani her şeyi görüyor. Cenneti de görüyor, cehennemi de görüyor. Yaptıklarını da önüne koyuyoruz. Onları da görecek. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Şimdi o yanındaki melek dönüp diyecek ki, işte onun defteri. Yanında hazır. Onun kaydettiğim amelleri hazır burada diyecek, sunacak. اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. O defterdeki kötü notlarına karşılık oradan Allah-u Azimüşşan'ın emri gelecek. Allah buyuracak ki, atın cehenneme. Her bir inatçı kafiri cehenneme yuvarlayın denilecek. Allah muhafaza. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُر۪يمٍ. Bu cehenneme yuvarlananlar var ya, bunlar hayıra engel olan insanlardır. Ya bırak, insanlar işte hayırlı bir yola girmişler, güzel bir yolda hayatlarını devam ettiriyorlar. Yok, engel olacak, engeller çıkartacak, insanların kafalarını bulandıracak, insanlara yasaklar koyacak. Başka? Mu'tedin murim. Aynı zamanda haddi aşmış insanlardır bunlar. Bir de şüpheye dalmış insan. Allah'tan şüphe ediyor, Kur'an'dan şüphe ediyor, ahiretten şüphe eden insanlardır bunlar. Bunları yuvarlayın cehenneme gelecek. اَلَّذ۪ي جَعْلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَ الْآخَرِ. Bunlar aynı zamanda Allah'ı bırakıp başka putlara ilah diye tapan insanlardır. فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ. Atın onu şiddetli azabın içine denilecek. قَالَ قَر۪ينُهُ. Şimdi arkadaşı ona der ki, bu dünyada arkadaşlık, dostluk yapmış olduğu ya da nefsi ya da kendi kendine konuşuyordu olarak. Der ki, رَبَّنَا مَا أَدْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Ya Rabbi, onu ben azdırmadım. Bunu ben azdırmadım ya Rabbi. O zaten kendi kendine sapıklığın içine düşmüştü der, kendisini kurtarmaya çalışır. Niçin? Çünkü azdıranlar var ya, saptıranlar var ya, onlar iki defa azap görecek. Bir, kendi sapıklıklarının cezası, iki, sebep oldukları insanların cezasını da çekecekler onun için. Veya nefsi söyleyecek. Nefsi kendini orada temize çıkartmaya çalışacak, müdafaa edecek. Kale Allah-u Azimuşşan bunun üzerine vuracak ki, la tahtasiru ledi. Benim yanımda tartışmayı bırak. Bitti artık. Şimdiye kadar konuşsaydın, dünyadayken düşünseydin, dünyadayken hesabınızı, kitabınızı yapsaydın, ona göre bir hareket, tavır koysaydınız ortaya, şimdi ne diye gelmişsiniz birbirinizi suçluyorsunuz? Şimdi cam kırılmış, çocuklar yakalanmış. Başlarlar birbirlerine efendim suç atmaya. İşte o şöyle yaptı, bu böyle yaptı, ben ona böyle yapma dedim, şöyle oldu, böyle oldu, suç onun, suç onun. Cam kırılmış, bitmiş artık. Birbirini suçlamanın bir faydası olacak. Bu camı yerine getirecek. La tahtası o nedeyle. Huzurumda çekişmeyi, tartışmayı bırakın. وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim. Uyarmıştım daha önce sizi. O zaman kendinize dikkat etseydiniz, bu işler başınıza gelmeseydi diyecek Allah'a azalışı. مَا يُبَدَّلُوا الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Benim verdiğim hüküm değişmez. Verdiğim hüküm değişmez. Sonra ben hiç kimseye kesinlikle de haksızlık etmem.
Yani cehennemi boylamışsan kendi yaptığının cezası da. Evet. Nasıl bir sahne Allah'a azıymışan gözlerimizin önünde canlandırdı bu sahneyi. Yani insanın ölüm anında, ölüm öncesi sekeratın gördü. Ölüm anı, ölümden sonra başına gelecekler. Pişmanlıkları ve Allah'a azıymışanlar alacağı cevabı canlandı insanın gözünde. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Ahiretten haber vermeye. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَبْتِ Biz ahiret günü cehenneme soracağız, diyeceğiz ki doldun mu? Ey cehennem doldun mu? Boş yer var mı? وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Diyecek ki başka var mı ya? Var mı başka? Gönder. Bunun karşısında ve uzlifetil cennetu lil muttakin. Ama takva sahibi olan, takvaya göre yaşamış insanlara da cennet olabildiğince yaklaştırılacak. Cennetin artık kokusunu duyacaklar. Cennetin içindeki eğlence sesleri kulaklarına kadar gelecek. Gayra ba'idin. Uzak değil, yaklaştırılmış olacak. Cennet hemen burunların dibine kadar getirilecek. Ve denilecek ki هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيَةٍ İşte dünyada vaad olunduğun yer burası. İman ettiğin takdirde cennete sokacağım demiştim ya, işte burası. İşte vaad edildiğin yer burası. Daima Allah'a yönelen, onun emir ve yasaklarını hatırlayan insanlar için. مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Rahman'dan onu görmeden korkan, Allah Azimüşşan'ı görmüyoruz. Görmeden korkuyoruz. Biliyoruz ki o vardır. Onun vaadi haktır. Bu şekilde korkan kişiler içindir bu cennet. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُن۪يمٍ Aynı zamanda ona tam bir kalp huzuruyla yönelmiş. Allah'a iman etmiş ama içten severek, arzu ederek İman etmiş, imanından tad alıyor, namazından tad alıyor, ibadetinden tad alıyor. Bu insanlara cennet yaklaştırılacak. Ve denilecek ki, اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ Hadi bakalım. Huzurla gir cennete denilecek. Huzur ve mutlulukla gir cennete. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُونَ Bugün sonsuz hayatın başladı. Senin için cennet günleri başlamıştır ve ölüm de yok artık. Sonsuz olarak cennette rahat bir şekilde eğlencene bak denilecek. Rabbim bu kesimden, bu sınıftan olmayı bize ve çocuklarımıza nasip etsin. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪ينَ Orada diledikleri her şey var cennet. Teker teker saymakla bitmez. Her şey var diyor, bitiriyor Allah. Üstüne üstlük. Aynı zamanda katımızdan ona daha fazla ikramlar da olacak. Cennette olmayan başka ikramlar da olacak. Nedir o ikram? Allah'ın cemalini müşahede etmektir. Allah-u Azimüşşan'ın rızasını duymaktır. Kullarım, ben artık sizden razı oldum, sizi seviyorum sözünü duymak vallahi cennet nimetlerini de unutturur insana. Ve kem ehlekna kablahum min karnin hum eşeddu minhum batşan fenakkabu fil bilad. Biz bu Mekke müşriklerinden önce nice bunlardan daha güçlü toplumları da helak ettik. Bunlar kim ki? Bunları helak edemeyeceğiz. Bunlardan daha güçlü toplumlar helak ettik. Ve onlar başlarına azabımız gelince köşe bıçak kaçmaya başladılar. Hel min mahiz. Kurtuluş var mı? Allah'ın azabından kurtuluş var mı? Nereye kaçarsak? Kurtuluş yok. Mutlaka Allah'ın azabı gelip bulacaktır. İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun ev elkes sem'a ve huve şehîd. İşte bu anlattığımızda aklı olan insanlar için
hatırlatma vardı. Gören, hakkı gören insanlar için hatırlatma vardır. Hakka kulak veren insanlar için hatırlatma vardır. Hakla alakalı bir bağlantın varsa işte sana hatırlatma. وَلَقَدْ خَلَقْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ Biz gökleri, yeri ve onların arasında bulunan her şeyi altı emrede yarattık. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Yaratırken de en ufak bir yorgunluk da olmadı bizde. Yorulmadık da diyor. Bu ayeti kerimede yorulmadık sözünü niçin söylemiş olabilir? Yahudilerle alakalı bir sözdür. Çünkü Yahudilerin düşüncesi şu. Allah 6 günde yeri göğü yarattı, 7. gün yoruldu, dinlendi. Dinlendiği günde cumartesiye denk geldiği için onlar cumartesi günü dinlenirler. Hiçbir iş yapamazlar. Hiçbir dinine bağlı Yahudi'yi cumartesi günü evinden bile çıkartamaz. Arabayı bile kullanmazlar, arabaya bile binmezler. Yani efor sarf edecek herhangi bir şey yapmazlar. Kendi kafalarında uydurmuşlar, bir şey koymuşlar. Allah yorulmuş, haşa. Allah-u Azimuşşan diyor ki, yarattık ve yorulduk. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ Habibim, onların söylediklerine sabret, sabret. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُعُ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ Sen Rabbini güneş doğmadan ve güneş batmadan önce hamd ile tesbih et. Güneş doğmadan ve güneş batmadan önce hamd ile tesbih et. Bizim zikri tavsiye eden kitaplarımızda ve dua kitaplarımızda şöyle bir şey yazılıdır. İnsan güneş batarken ve güneş doğarken eline tesbih alıp Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim derse o anda yapmış olduğu en kıymetli ibadeti yapmıştır. Güneş batarken, yani akşam namazı okumadan önce Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Güneş doğarken, yani sabah namazını kıldın, evine giderken yolda, evine gittiğinde güneş doğarken evinde veya camideyse camide. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Bu hadis-i şerifte de sabittir ki Efendimiz buyuruyor. İki kelime vardır. Bu iki kelime Allah'ın çok sevdiği iki kelimedir. Söylemesi de çok kolay. Ama gelin görün ki mizana konulduğu zaman çok ağır gelir. Nedir o? Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi. Ve minelleyli fesebbihhu ve edbâresucûd. Bir de gecenin bir kısmında aynı zamanda namazların da ardından onu tesbih et. Gece zikirleri. Namazlardan sonra, farz namazlardan sonra yaptığımız tesbihatlar. Bakın hepsi yerini buluyor Kur'an'da ayetlerle. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ O nida edenin, nida edicinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Evet, günün birinde, ahirette birisi şöyle seslenecek Allah'ın emriyle. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ O gün insanlar o sesi gerçekten işitecekler ama. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجُ O gün kabirlerden çıkış günüdür. Nasıl bir seslenme bu? Denilecek ki اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِرِ Kesinlikle biz yarattık, biz öldürdük ve dönüşümüz bizedir. Bu ferman günün birinde duyulacak, herkes de bunu duyacak diyor. Sen o güne kulak ver. Yani o gün yakındır. Kıyamet kopma günü yakındır. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا O gün yer yarılır ve yerin içinden çıkan insanlar hızla mahşere doğru yol alırlar. ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ Bizim için bu insanları yeniden diriltmek gayet kolaydır. Zor bir şeydir. Adem'den aleyhisselam son doğan çocuğa kadar kıyamet günü, kıyamet sabahı doğacak olan çocuğa kadar.
hepsinin yeniden yaratılması bizim için çok kolay değil. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ Habibim, biz onların ne söylediklerini çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ Sen onları inanmaya zorlayamazsın. Zorlan iman edin. Böyle bir görevin yok senin. Ebu Cehil'leri, evet, zorla inan, böyle görevin yok. Onların ne söylediğini, ne planlar yaptığını biz çok iyi biliyoruz. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ Benim tehdidimden korkanlara sen Kur'an'la öğüt vermeye devam et. Sen Kur'an'ı oku onlara. Bak benim öğüdümden çekinen mümin kullarım var. Sen onlarla ilgilen. Onlara Kur'an'ı oku daima diyor Allah Peygamber. Zariyat Suresi 51. sure. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş surelerden birisidir. İniş sırasına göre ise 67. suredir. 60 ayeti var. Ayetleri kısa kısadır. Ve Zariyat Suresi adını ilk ayette geçen Zariyat kelimesinden almıştır. Ne diye Zariyat kelimesinin manası? Rüzgar demektir. Rüzgar mahvoldu. Bu Zariyat kelimesi, Kur'an-ı Kerim sadece burada. Başka bir yerde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zâriyâti zerbâ. Tozu dumana katıp savuran o rüzgara yemin olsun diyor Allah'ımız. Felhamilâti zikrâ. Yükünü yüklenenlere de yemin olsun. Su, yağmur yükünü yüklenen bulutlara işarettir diyor tefsir alimleri. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَى Kolayca akıp gidenlere de yemin olsun. Bulutlar, rüzgar onları nasıl götürüyor? Seyrediyorsunuz, böyle adım adım, saniye saniye yer değiştiriyorlar. Veya gemiler denizin üzerinde akıp gidiyor. Veya yıldızlar, gezegenler hareket ediyor. Bunlara da yemin olsun diyor Allah Azimuş. فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا İşi bölüştürenlere de yemin olsun. İşi bölüştüren görevli meleklere. Azrail Aleyhisselam'ın görevi ayrı. Mikail Aleyhisselam'ın görevi ayrı. İsrafil Aleyhisselam'ın görevi ayrı. Daha ameleye baş melekleri var. Kiramen katibi melekleri var. Bunlara da hepsi bir görevi almış, yürütüyor. Bunlara da hamdolsun ki اِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقَ Size vaat olunan şey neyse onlar kesinlikle doğrudur. Ey insanlar! Kıyamet kopacak diye Allah vaat etti ya, doğrudur. Ahiret var, yeniden dirilmek vaadi var ya, doğrudur. Hesap var, cennet var, cehennem var, doğrudur. Bunların hepsi doğrudur. Bakın dört ayetle birlikte Allah-u Azimuşşan yemin ettiği beşinci ayette duyurmak istediğini söylüyor. Ne vaat edildiyse size, şiyana kadar ne söylediğinizse Allah Teala tarafından doğrudur, haktır, yerine gelecek, bu işin şakası yok. Yok bu işin şakası. Kamera şakasına çekilen bir filmin önünde değilse gerçekleri yaşıyoruz. Gerçek. وَاِنَّ الدِّينَ لَبَاقِعًا Ve şu da kesinlikle bilinsin ki hesap günü mutlaka gelecektir. Ahirette hesap günü mutlaka gelecektir. Hesaptan kaçış yok yani. Acaba arada kaybolabilir miyiz? Acaba arada kaynayabilir miyiz? Gözden kaçabilir miyiz? Yok. Böyle bir imkan. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُرُ Tekrar Allah-u Azimuşşan yemin ediyor. Ant olsun yol yol olmuş gökyüzüne, semaya. Yol yol olmuş gökyüzüne. Kat kat semanın tabakaları da murad edilmiş olabilir. Gökyüzünde her gezegenin kendine ait olan bir yörüngesi var biliyorsunuz. Güneş bir yörüngede, güneşin etrafında dönen uydular bir yörüngede, bunlara da işaret etmiş olabilir Allah-u Azimuşşan.
İnnekum lefî kavlin muhtelif. Siz var ya siz birbirini tutmayan ifadeler peşindesiniz. Ey Mekke müşrikleri! Kalkıyorsunuz bir gün Allah'ın gönderdiği peygambere sihirbaz bu diyorsunuz. Sonra kalkıyorsunuz başka bir gün şair bu diyorsunuz. Hani sihirbazdı? Şair diyorsunuz. Ondan sonra kalkıyorsunuz bir gün kâhin bu diyorsunuz. Kehanet yapıyor diyorsunuz. Birbirini tutmayan laflarınız. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكْ. Ancak haktan döndürülmesi gerekenler hesap gününe iman etmezler. Yani Allah-u Azimüşşan kimin hesap gününe iman etmeyeceğini açıklıyor. Adam kendisi bu dünyayı yaşamak isteyen insan. Ahirete inanıp da başına bela mı alsın? Bu dünyada kendini engellesin, sınırlasın mı? Yok, bu dünyada istediği gibi yaşayan insandır ahirete inanmayacak olanımız. قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ Allah'ım azıymışlar, burada beddua ediyor. Kahrolsun yalancılar. Kahrolsun o yalancılar. Yalan söylüyorlar. Şimdi onların özelliklerini anlatıyor. Kimdir bunlar? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَابٍ Onlar cahilliğin içine boylu boyuna gömülmüş gafiller, cahil insanlar, okumuş yazmış olabilirler, okuma yazması olabilir o insanlar ama Allah'tan gaflet en büyük cehalettir. Hakkı bilmemek en büyük cehalet değil midir? Bir özellikleri bu. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ Kalkmışlar, hesap gününün ne zaman olduğunu soruyorlar. Ne zaman gelecek hesap günü diye soruyorlar. Şimdi bu bir soru değil mi? Ya Muhammed Aleyhisselam, sen hesap gününden bahsediyorsun, ne zaman diye bir soru. Nasıl cevap vereceksin buna? Cevabı ne olmalı? 5 sene sonra, işte 100 sene sonra. Cevabı değil mi? Bakın Allah-u Azimüşşan nasıl cevap veriyor? Diyor ki, يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُ O gün var ya, o hesap günü, onların ateş üstünde kavrulacakları gündür. Çok enteresan geldi değil mi bu cevap size? Yani bu zaten haktır, gerçektir. Onlar bunu öğrenmek için sormuyorlar. Onlar sadece alay etmek için soruyorlar. Ama kesin bir gerçek vardır ki o hesap günü geldiğinde onlar cehennemde kavrulacak insanlar. ذُوْقُوا فِتْنَتَكُمْ Onlara denilecek ki tadın bakalım, azabınızı tadın, tadın azabınızı. هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ İşte bir an önce gelmesini istediğiniz azap buydu. Bu da sizin imtihanınızdı. Anlıyorsunuz değil mi ayetleri? Niçin bir an önce gelmesini istediğiniz diyor Allah'ın azimuşa. Çünkü zaman zaman geliyorlar Efendimiz'e diyorlar ki hani o azaptan bahsediyorsun, gelmedi, ne oldu, hani gelecekti falan diye alay eder şekilde. Allah-u Azimüşşan da her zaman ne diyorum onlara cevaben? Bekleyin. Zamanı var. Zamanı var. Hiç acele etme. Zamanı var. İşte geldi şimdi zamanı. Sizin acele ettiğiniz azap budur işte. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعْيُونَ Öbür tarafta muttakiler var, takva sahipleri var. Onlar da cennet bahçelerinde, pınarların başında geziyorlar, dolaşıyorlar. اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ Rablerinin kendilerine vereceği her şeyi alacaklardır. Allah neyi vaat etti? Cenneti. Allah neyi vaat etti? Nimetini. Onların hepsi onların olacak. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ Çünkü onlar var ya, onlar daha önce iyilik etmiş, iyiliği de kendine ilke edinmiş insanlardır. Muhsin ayrı çünkü. Muhsin var ya, iyiliği kendine ilke edinmiş. Her şeyiyle birlikte iyi insan olmayı hücrelerine de kabul ettirmiş insana muhsin denilir. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْنِ مَا يَهْجَعُونَ Şimdi bu muhsinlerin kimler olabileceğini merak ediyorsanız Allah
onun özelliklerini söyleyecek. Bir, bunlar geceleri az uyuyan insanlardır. Bu uymadı bize. Ve bil esharihim yestagfirun. Seherlerde de gecenin bir vakti kalkıp çokça istiğfar ederler. Tövbe istiğfar ederler. Yaptıkları günahlara gözyaşı dökerler. Ve fi emvalihim hakkun lis-sail vel mahrum. Bunlar mal sahibidirler, varlık sahibidirler ama şunu hiçbir zaman unutmazlar. Kendi paralarının içinde isteyen istemeyen her fakirin hakkı vardır. Bunu unutmazlar, fakirlere verirler. İsteyene de verir, istemeyen, yani utandığından dolayı istemeyen fakir var. Utanır, istemez. Yani evinde 3 gün yemek pişmez ama dışarıya onu hiç de hissettirmez böyle insanlar. Onları da bulur, onlara da yardım eder. وَفِي الْاَرْضَ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ. Sonra kesin bir bilgiyle, kesin bir imanla iman ederler ve edecekler için yeryüzünde pek çok deliller vardır. Kesin bir şekilde iman eden kullar için yeryüzünde pek çok alametler ve deliller vardır. Ve fi enfusikum, sadece yeryüzünde mi? Hayır. Kendi yaratılışlarında da çok ibretler var. Aynanın karşısına geçip bakınca o ibretleri de, o işaretleri, alametleri de görür bu insanlar. Efela tubsiru. Allah'ım azim diyor ki bunları hala görmeyecek misiniz? Hala bunların farkına varmayacak mısınız? Ve fissemâi rizkukum ve mâ tu'adun. Gökyüzünde de sizin için hem rızık var, işte gökyüzünden su, rahmet, bütün her şeyin ana kaynağıdır değil mi su? Her şeyin kaynağıdır yani. Hem su var hem de وَمَا تُوَعَدُونَ. Size vaat edilen cennet. O da var. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin Rabbine yemin olsun ki اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Kesinlikle o vaat olunan şey gerçektir. Ne kadar gerçektir hem de biliyor musunuz? Sizin konuşmanız ne kadar gerçekse o da gerçek, o kadar gerçek. Hani biz Türkçe'de kullandığımız bir tabirle anlatayım size. Adım gibi diyelim diyoruz ya bir şeyi anlatmak için. Çok kesin biliyorum manasında. Adım gibi. Adımın Mahmut olduğunu nasıl biliyorum, emin isem bu işin de böyle olduğundan eminim. Allah da diyor ki sizin konuştuğunuz ne kadar gerçekse, bak konuşuyorsun bunu, biliyorsun, inanıyorsun, o ne kadar gerçekse, vaat edilen cennet de o kadar gerçektir. Bu kadar işte. Şimdi bundan sonra bölüm bölüm bazı peygamberlerden bahsedecek. İlk peygamber İbrahim Aleyhisselam, ilk bahsedilecek peygamber. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ اِبْرَٰهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ. İbrahim'in ikram ettiği, sofra kurduğu misafirlerle ilgili haber sana ulaştı mı? Hatırlayın, Hazreti İbrahim'e birkaç tane tanımadığı insan gelmiş, misafir olmuştu. Ondan bahsedecek işte. اِذِ دَخَلُوا عَل۪يهِ. Bu insanlar gelip İbrahim evine girince kâlû dediler ki selam, selamun aleyküm dediler. Kâle selam, İbrahim aleyhisselam da ve aleyküm selam dedi. Kavmu munkerûn. Sonra da içinden şöyle geçirdi İbrahim aleyhisselam. Ya bunlar tanımadan, tanımadığım insanlar, hiç tanımadım bunlar. Kim acaba? Demeye başladı. Evine de aldı. Evine alınca ne yapılır? Evinize bir misafir gelince ne yaparsınız? Hemen sorgusuz sualsiz bir ikramda bulunursunuz değil mi? Bakın onu biz İbrahim'den öğrenmişiz aleyhisselam. فَرَغَ اِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَم۪ينَ. Hemen misafirlerine sezdirmeden ailesinin yanına vardı. Şöyle kızartılmış semiz bir buzağıyla birlikte
misafirlerin yanına geldi, sofrayı serdi. Yani onlara kebap ikram etti. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ Onun getirdiği yemeği, sofrayı önlerine koydu ve dedi ki, buyurun yiyin, yemez misiniz? Buyurun yiyin dedi. Yiyin dedi ama hiç yanaşmıyorlar misafirler. Yanaşmayınca فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا Bu sefer içine bir korku düştü İbrahim. Niçin yemiyorlar acaba? Kötü bir niyetleri mi var bunların acaba? Diye bir korku düştü içlerine. Halbuki niçin yemiyorlardı? Çünkü insan suretinde melekler idi. Melekler yemek yemez. Yemeğe ihtiyaç yok. İnsan suretinde gelmişler. İbrahim Aleyhisselam'ı birazdan göreceğiz. Bir müjde verecekler. Sonra görevleri var. Başka bir yere gidecekler. Şimdi ayetlerin devamını da göreceğiz zaten. Böyle korku alınca İbrahim'i kalo dediler ki natıkaf. Hiç korkma. Korkma. Ve meşşeruhu bi gulamin alim. Onu İbrahim Aleyhisselam'a çok bilgili bir çocuğun olacak diye de bir müjde verdiler. Allah sana bir erkek çocuğu verecek, o da çok bilgili bir çocuk olacak diye müjde verdiler. Şimdi tefsir alimleri diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'ın yaşı da ilerlemiş, Sare validemiz eşinin yaşı da ilerlemiş, hiç çocukları olmamış. Böyle bir müjde verince bu müjdeyi duyan hanıma فَاَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ الْعَقِيمِ Duyunca bunu heyecanla odaya daldı, bir çığlık attı, ellerinde şöyle yüzüne vurdu. Ne diyorsunuz siz dedi. Tamamen ihtiyarlamış, nene olmuş, aynı zamanda hiç de doğurmamış bir kadın mı doğuracak, ne diyorsunuz siz demeye başladı. Yani yaşım bu zamana gelmiş, hiç doğurmamışım. Dolayısıyla doğurganlığım yok benim kızım. Bir de yaşım da ilerlemiş. Ne diyorsunuz siz diye elinde böyle yüzüne vurdu. Ne dediler? Kâlû kezâlike kâle. Evet böyle böyle. Rabbin böyle buyurdu. Rabbin dedi ki git İbrahim'e söyle ona bir çocuk vereceğim dedi. İnnehu huvel hakîmul alîm. Rabbim Allah Azimuşşan her şeyi hikmette yapan ve her şeyi bilendir dedi. Ve ondan sonra biliyorsunuz Sare validemizden İshak Aleyhisselam dünyaya geldi. O da bir peygamber oldu. İshak Aleyhisselam'ın çocuğu Yakup Aleyhisselam dünyaya geldi. O da peygamber oldu. Yusuf Aleyhisselam. Ve o nesilden peygamberler nesli türedi. İsrailoğulları da o nesilden türedi. Bu müjde konuşması bittikten sonra İbrahim Aleyhisselam döndü onlara dedi ki قَالَ فَمَا حَبُّكُمْ اَيُّهَا الْمُسَلِ Ey elçiler, ey melekler, göreviniz ne? Niçin gönderildiniz? Niçin geldiniz yani? Asıl göreviniz ne? قَالُوا dediler ki اِنَّا اُرْسِنَّا اِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ Biz günaha batmış bir topluma gönderildik. Lut Aleyhisselam'ın toplumudur o. Diğer surelerdeki ayetlerden biliyoruz. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ تِينَ Niçin gönderildin biliyor musun? Üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar yağdıracağız. Kavrulmuş ateş parçaları yağdıracağız üzerlerine. Böyle bir azap getirdik onlara dedi. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ الْمُسْرِفِينَ Hem de o taşlar öyle taş ki bu mücrimler için, günahkarlar için özel pişirilmiş taşlar, hepsinin üzerinde ismi yazılı. Kimsenin taşı bir başkasına değmez yani Allah. Böyle. Hepsi hedefini bulan taşlar. Şimdi yeni yeni silahlar icat edildi ya, bunların tanıtımı falan da yapıldı. Adam şimdi karşı taraftaki hedefi belirliyor. Bombaya yüklüyor o hedefi. Ondan sonra düğmeye basıyor. Şimdi o bomba gidiyor. O hedefi mutlaka buluyor. Hedef kendini ne kadar kaybettirmeye çalışsa da o da hedef ne kadar yolunu değiştirse o da yolunu değiştiriyor. Mutlaka buluyor, gidiyor ve onu imha ediyor. Böyle bir bomba
biliyorsunuz iman edildi. Allah-u Azimuşşan bunu asırlar öncesinde edermiş. Üzerlerinde ismi yazın. Kimin helak edileceği belli. Onu söylüyor. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ O kavmi helak etmek istediğimizde müminlerden kim varsa onu oradan çıkarttık diyor Allah-u Azimuşşan. Müminler helak olmadılar yani. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Gerçi orada Müslümanlardan sadece bir ev bulduk. Bir evden, bir ev halkından başka da insan yoktu. Lut Aleyhisselam'a inanan toplumun ne kadar az olduğunu, yani büyük bir toplum içinde kaç kişinin Lut Aleyhisselam'a inandığını gösteren bir ayet. Birkaç kişi yani. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪ينَ Sonra da o helak ettiğimiz, Lut'un toplumunu helak ettiğimiz yerde o acı azaptan muttakiler için, korkanlar için bir işaret bıraktı. İşaret şudur ki oradan gelip geçenler hala orada bir otun bile bitmediğini müşahede edip görüyordu. Her taraf yanmış kaya ve taş parçalarıydı. Yanmış. Milattan öncesinden bahsediyoruz. Milattan şu kadar önce yani 2000 yıl önce falan olduğunu söylüyor. 4500 senelik bir tarihten bahsediyoruz. Her taraf kavrulmuş vaziyette. Hala bugün Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak edildiği yerleri geziyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Filistin toprakları içerisindedir. Lut Gölü'nün olduğu yerdir. Normal deniz seviyesinde 400 metre aşağıdadır. Acayip bir yer yalnız. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları da oraları biliyorlar. Hani ticaret yapıyorlar, gelip geçtikleri yerler biliyorlar oraları. Evet, ve fi Musa, Musa aleyhisselam geçti. اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينَ Musa'nın kıssasında da ibretler vardır. Biz Musa'yı apaçık delillerle Firavun'a gönderdik. فَتَوَلَّا دَرُكْنِهِ Ama Firavun bütün gücüyle ona karşı geldi. Musa'ya karşı geldi. وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ Kalktı dedi ki, bu Musa denilen adam sihirbazdır ya da delinin tekidir dedi. فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ Biz de bu söylediklerini, bu yaptıklarını Firavun'un yanına bırakmadık. Hem Firavun'u hem ordusunu denizde boğduk. Boğulurken bile kendi kendine pişmanlık ifadesi gösteriyordu Firavun. Hatırlayın Yunus suresinden Firavun boğulurken inandım ben de demeye başlamıştı da Allah-u Azimuşşan şimdi mi inandın daha önce yapmadığını bırakmadın diye de cevap vermiş. İmanını kabul etmemişti. Oraya işaret işte. Ve fi adin Ad kavmine geldik. Hud aleyhisselamın kavmi. Bu Ad kavminde de ibretler vardır. اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ Onların üzerine de böyle onları kökünden kazıyacak bir fırtına gönderdik. Öyle bir fırtına ki ağaçları, evleri kökünden kaldırıyor, havada savuruyor, atıyor. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ Fırtınanın gücünü merak ediyorsanız bu ayeti dinleyin. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِينَ Öyle bir fırtına ve kasırga ki o dokunduğu her şeyi kül haline getiriyor. Parçalıyor. Parçalıyor yani. وَفِي ثَمُودَ Semud kavminde de ibretler var. Salih Aleyhisselam'ın gönderildiği kavimdir. اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى عِينَ Semud kavmine de denilmişti ki belirli sureye kadar istediğiniz gibi hadi bakalım bu dünyada sefa sürün denilmişti. فَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ Ama onlar Rablerinin emrine karşı gelince فَأَخَدَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ Öyle bir yıldırım onlara çarpıverdi ki
şaşkın bir şekilde bakan, hiçbir şey yapamadı. Böyle ağızları açık, Allah onları helak etti gitti. Ne kaçalım, ne sığınalım, ne bir şey yapalım, akıllarına bile gelmedi, şaşkın vaziyette gittiler. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ Ne yerlerinden kıpırdayabildiler, doğrulabildiler, وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ Ne de kimseden yardım görebildiler. Orada perişan olup gittiler. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلٍ Bunlardan önce de Nuh'un kavminde de ibretler var. Nuh'un kavmi de var. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Nuh'un kavmi de yoldan çıkmış fasık bir toplumdu. Onları da helak ettim diyor Allah razı olsun. Dönelim anlatımın başına. Şunu demek istiyor Rabbim. Yani bunlardan önce nice toplumlar hem de böyle sağlam ayakları yere basan güçlü kuvvetli toplumları helak ettik de bunları mı helak etmeyeceğiz demeye getiriyor Allah. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Göğü kudret elimizle biz bina ettik diyor Rabbim. Bütün uzayı biz yaptık, biz yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Hem de وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Aynı zamanda biz uzayı her an genişletmeye devam ediyoruz. Uzay genişliyor devamlı genişliyor. İlk patlamayı ilim adamları bulmuşlar. Yani ufacık bir cisimken büyük bir patlamayla birlikte uzayın boşluklarına savrulan, ondan sonra da yörüngeye gidip düzenli bir şekilde yörüngelerinde dönmeye başlayan uzay daki gezegenler, dünyada onların içinde. Allah'ın azimuşan ol emriyle olduğunu söylüyor. Hala o patlamanın etkisi devam ediyor ve hala günümüzde uzay alabildiğine genişlemeye, yayılmaya devam ediyor diyorlar. Günün birinde tam bunun tersi olacak, içe çöküş olacak diyorlar bilim adamları. Yani nasıl patlamayla birlikte dışa doğru açılım olduysa günün birinde tam tersine dönüp içe çökmüş olacak ki bu da yok olma diyorlar. Allah-u Azimuşşan da öyle anlatmıyor. Sura üflenecek, bütün gezegenler yörüngelerinden çıkarak birbirlerine çarpacaklar ve yok oluş olacak, yeniden ahiret başlayacak. Vel arda faraşnâ Yeryüzünü de biz döşedik. Feni'mel mâhidûn Ne güzel döşeyip ne güzel düzenliyoruz diyor Allah. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Düşünüp ibret alırsınız diye her şeyden çifter çifter yarattık. İnsancı, hayvancı, bitkici, her şeyden çifter çifter yarattık. Fefirru ilallah. O zaman bütün bunları dinlediyseniz şimdi Allah'ın emri var. Hepiniz Allah'a koşun, Allah'a sığının, Allah'a yönelin, Allah'ın emrine girin. Beklenen budur. İnni lekum minhu nezirun mubin. Şüphesiz diyor Efendimiz Aleyhisselam, ben Allah Teala tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ve la tec'alû ma'allâhi ilâhen âhir. Sakın ha Allah'tan başka ilah edinmeyin, başka birisine tapmayın. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرُهُ بِينَ Ben Allah tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. كَذَٰلِكَ مَا اَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِلْرَسُولِينَ اِلَّا قَالُوا سَاحِبًا قَالُوا Arkadaşlar, tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir teselli ayetidir. Allah-u Azimuşşan Peygamber'e diyor ki, aynı sana yaptıkları gibi, onlardan öncekilere de ne zaman bir peygamber gelmişse ona ya büyücü dediler ya deli dediler. Şimdi sana da diyorlar. Yani üzülmene üzüm yok. Daha önceki peygamberlerin de başından geçmiş olaylardır. Peygamberlerin ortak kaderidir bu. اَتَوَاصَوْ بِهِ Arkasından da ekliyor. Yoksa bunlar birbirlerine akıl mı veriyorlar? Yani söylemleri bir ya.
Nuh aleyhisselama da kavmi. Birisi, bazısı deli demiş, bazısı büyücü demiş. Efendim Musa aleyhisselama, Salih aleyhisselama, İsa aleyhisselama, Muhammed Mustafa'ya da aleyhisselama. Allah Azze ve Şan diyor ki, yoksa bunların birisi bunlara akıl mı veriyor? Birbirlerine bu konuda tavsiyelerde mi bulunuyorlar? Aynı söylem ya, aynı söz ya. Küfür birdir işte yani. Belhum kavmun tağlun, hayır hayır. Onlar bir azgınlar topluluğudur da onlar. Azacaklar ya, Allah'ın gönderdiğine inanmayacak, reddedecekler ya onlar. Fetevelle anhum habibi, onlardan vazgeç. Onlarla tartışmaktan vazgeç. Fema ente bimel. Bundan dolayı da, yani onlarla tartışmaktan vazgeçtiğinden dolayı da kimse kınamayacak seni. Çünkü adamların kafası tam şartlanmış bir kafa. Ne anlatırsan anlat, o bildiğini okuyor. Bildiğini okuyor. Yani diğer ayetlerde, daha önceki derslerde gördük ya ayet-i kerimelerde. Diyorlar ki, ya sen bir şeyler söylüyorsun ama anlamıyoruz senin dediğini. Anlamıyoruz. Kulağımıza girmiyor. Kalbimiz sana karşı kılıflı diyorlar ya. Bunlar işte. Şartlanmış adam. Sen ne söylersen, ne tartışırsan tartış. Şartlanmış olduğu için vazgeç onlarla tartışmaktan. Ve zekir. Sen hatırlatma yap. Fe inned zikraten fehul mu'minin. Hatırlatma müminlere fayda verir. İnanmışsa insan, o hatırlatınca tebliğden anlar, fayda olur. Ama mümin değilse ona ha söyle, ha söyle, ha söyle. Kesinlikle kendi kendini yormaktan başka bir işe yaramaz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bu arada Allah-u Azimuşşan kainatı yaratış sebebini anlatıyor. Buyuruyor ki, ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Görev bu. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ بِالرِّزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعُمُونَ. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Getirin beni zengin edin, malınızı bana verin demiyorum. Beni doyurun da demiyorum. Bana bir şeyler getirin, ısmarlayın, doyurun da demiyorum. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ muhakkak Allah-u Azimuşşan هُوَ الرَّزَّا. Rızık veren O'dur. Siz Allah'a rızık veremezsiniz, Allah'ı zengin edemezsiniz, Allah'ı doyuramazsınız. O size rızık verir, o sizi zengin eder, o sizi doyurur. Sonra Allah-u Azimuşşan zul kuvvetil metin. Aynı zamanda karşı konulmaz güç ve kuvvet sahibidir. Sizin göreviniz kulluk yapmak, ibadet yapmaktır. O zaman kulluk ve ibadet yolunda size engel çıkartan insanlar, sizin rızkınızı veren insanlar değildir. Bu böyle. Siz her halükarda ibadetten sakın ha vazgeçmeyin. İşinizi kaybedecek olsanız dahi rızkı veren Allah'tır çünkü. Buradaki asıl gaye çalışmak, para biriktirmek, mal sahibi olmak değildir. Dünyadaki asıl gaye, bakın ayeti kerimede okuduk, sadece ve sadece Allah'a kulluk etmektir. Zariyat suresinin 56. ayetini çok iyi ezberleyin. Çok iyi aklınıza kazanın. Sizin asıl gayeniz ibadet olmalı. Bu hayatı idame ettirmek için de gerekli olan şartlar bellidir. Onları da Allah'ın emri doğrultusunda yerine getiriyorsunuz zaten. فَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِمُ. O zulmedenlerin de, o imansızların da tıpkı daha önce geçmiş arkadaşlarının payına benzer şekilde cehennemden payları var. Yani daha önceki peygamberleri inkar edenler nasıl cehennemi boyladıysalar, bunlar da cehennemi boylayacaklar. Böyledir. Onun için azabın bir an önce gelmesi için acele etmesinler. Hiç acele etmesinler. Zamanı var onun. فَوَيْلٌ yazıklar olsun. لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirlere yazıklar olsun. مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ.
tehdit edildikleri o gün gelince vay onların haline diyor. Allah muhafaza etmiş. Rabbim o günde bizlere yardım eylesin. İllahi Fatiha.